Sesli Gazete'ye hoş geldiniz. Gazetelerde öne çıkan haberlerle birlikteyiz. Sözcü Gazetesi ile başlayalım. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerini sevindiren bir karar aldı. 4 yıllık fakülte ya da bölümlere kayıt yapan öğrencilere verilen 1250 TL'lik eğitim yardımı, 150 TL artırılarak 2020-2021 dönemi için 1400 TL'ye yükseltildi. Başkan Vahap Seçer, 8000 öğrencimiz bundan yararlanacak dedi. Yeni Çağ Gazetesi'ne dönelim. Başkan Seçer, mutlu çiftçilere, kooperatifçiliği önemsiyoruz diyerek destek sözü verdi. Seçer, el emeği ve alın terinin ekonomik değere dönüşmesi kooperatiflerle daha iyi ve olumlu oluyor dedi. Hürriyet Çukurova'da yer alan sahilde nikah salonu açılıyor haberiyle devam edelim. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Park içerisinde nikah salonu açıyor. Son dokunuşları yapılan salon iç ve dış mekanda toplam 500 misafiri ağırlayabilecek. Hürriyet Çukurova'dan bir diğer haberse şöyle. Mersin Şehir Tiyatrosu hazırlıklarına başladı. Şehir Tiyatrosu sanat ve teknik ekibi provalarını gerçekleştirdi. Büyükşehir 28 ve 30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek iki etkinlikle Zafer Bayramı coşkusunu sanatseverlerle birlikte yaşayacak. Başkan Seçer'den metro ihalesi açıklaması. Bu hafta sonuna kadar ihaleye çıkmış olacağız. Haber Mersin Gazetesi'nden. Perşembe günü Tele1 ekranlarında projelerini ve pandemi sürecindeki hizmetlerini anlatan Başkan Seçer, metro projesiyle ilgili daha önce ihale aşamasına getirmiş, hatta ihaleye de çıkmıştık. Ancak ihalede kamu ihale kurumuna gelen itirazlar sonucu kamu ihale kurumu ihaleyi iptal etmişti. Yaptığımız belirli düzenlemeler sonucunda bu hafta sonuna yani en geç yarına kadar ihalemize çıkmış olacağız dedi. Hakimiyet gazetesiyle devam edelim. Esnaf masası kuruluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin ESOP Başkanı Talat Dinçer'le Mersin Esnaf ve Sanatkar Danışmanlık ve Eğitim Merkezi protokolünü imzaladı. Başkan Seçer'in seçim öncesinde sözünü verdiği esnaf masası projesini de kapsıyor. Mersin sanayicisi verilen hizmetten memnun haberiyle sırada Yeni Güney Gazetesi var. Başkan Vahap Seçer, Mersin Sanayi sitesinde Büyükşehir tarafından yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Seçer, burada altyapının düzelmesi çalışan esnafımızın da işini kolaylaştıracak. Biz bu hizmetleri yaptıkça daha mutlu oluyoruz. Kentimiz adına, geleceğimiz adına daha da umutlanıyoruz dedi. Haberci Gazetesi'ne dönelim. Vatan Caddesi'nin yağmur suyu sorunu son buluyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Okan Merzeci Bulvarı, Vatan Caddesi ve GMK Bulvarı'nda meydana gelen su baskınları tarihe karışacak. Yeni Göksu Gazetesi ile devam edelim. Büyükşehir, Gülnar'ın Üçoluk Mahallesi'nde sağanak yağışlar nedeniyle bozulan yolu onarıyor. Çukurova Gazetesi'nden Büyükşehir'in Kırçiçeği projesi ile kadın sporcular yetişecek başlıklı habere bakalım. Başkan Vahap Seçer'in kız çocuklarına ve spora verdiği değer ve önemle ortaya çıkan proje kapsamında projeye aday kız öğrencilerle aileleri Macit Özcan Spor Kompleksi'nde ağırlandı. İMC Gazetesi'nden bir spor haberiyle Sesli Gazete'yi noktalıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yeni sezon için transferlerine başladı. 2020-2021 Türkiye Kadınlar Bölgesel Ligi'nde mücadele edecek olan kadın basketbol takımı Yaren Gündüz, Ayça Kiroğlanoğlu, Cansu Yetiş ve Avinar Kaya'yı takım kadrosuna dahil etti. Sesli Gazete'nin bu haftalık sonuna geldik. Yeni haftada yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın.